Sevdiğinin sadece cemalini görmekle uçan insanlar var. Kalbi pıt 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 atar, atar değil mi? Kuş kanadı gibi böyle. Bu fakirlik güzel olma. En güzel fakirlik sevenin sevdiğine olan fakirliği. Ona olan ihtiyacındandır. Çünkü sanki onunla hayat bulduğunu düşünür. Ki biz Allah ile Subhanallah. Ve en güzel zenginlik de odur. Neden? Kalbe onun sevgisinin dolması. Ona ihtiyaç, ondan başka hiçbir şeye muhtaç etmiyor bize. Ve insanın bu mevzudaki en güzel duası Allah'ım beni senden başkasına muhtaç etme. Neden? İnsanlar işte çünkü o istenilmezse kızıyor biliyor musunuz? İnsanlar istenildiğinde kızarlar. O istenilmezse kızıyor. İstenilmediğinde gazap ediyor. Neden? Ben istenilecek ilahım diyor. Hem de senin gibi milyarların Müslüm'de Hadis-i Şerif'te bütün insanlığın kalbi tek kalp gibi olsa Adem'den kıyamete kadar herkesin en uç noktadaki isteğini isteseler ve onların isteğini kat kat verse bile bu Allah'ın hazinesinden bir iğnenin deryaya batırılıp çıkardığında ne noksanlaştırırsa o kadar bile noksanlaştırmaz. Ya bu kadar zengine fakir olmak kadar güzel bir şey var mı? Bunu hiç kimse düşünemez. Sahabe kıyamete kadar insanlığın üstadı mertebesine yükselen o insanlar her şeyi onda buldular. Her şey onunla oldu. Ömer diyor ki biz İslam'dan evvel zelil kimselerdik. Allah bizi İslam'la aziz kıldı diyor. Biz laşeyyen bir topluluktuk. Çocuklarını öldüren bir topluluktuk. Birbirini katleden, namusuna tecavüz eden kimselerdik. Ama İslam'la Allah bizi aziz kıldı diyor. Öyle diyor. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانًا Siz Allah'ın size olan nimetini düşünün. Siz birbirinize düşmanlardınız. Allah kalplerinizin arasını uyuşturdu. Ve onun o nimetiyle kardeşler oldunuz. Bunun kardeşliği kadar güzel bir kardeşlik var mı? Sen hangi keyfi, hangi hoşuna gitmeyen çehreden, onun hangi hoşuna gitmeyen huyundan dolayı bu kardeşliği yıkarsın, ne yaptığının farkında mısın? Bazen biz cemaatleşememe, vahdeti gerçekleştirememeden şikayetçi oluruz. Sanki vahdeti yapalım, neden yapamıyoruz? Çünkü vahdeti sağlayacak sen değilsin. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ O kalplerin arasını yakınlaştırır. Sen kalplerin arasını yakınlaştıracak. Ne yaptın ki bunu hak ettin? Aynen dediğimiz gibi başka bir yerde münasebetine binaen herkes Ömer gibi bir idareci istiyor. Radıyallahu anh. Doğru mu? Ama hiç kimse Ömer'in idare ettiği insanlar gibi olmak istemiyor. Sen Ömer'in idare ettiği insanlar gibi olmazsan sen Ömer'i hak etmedin. Onu istemek için sen de Ömer'in idare ettiği insanlar gibi ol. Ömer gibi adil birisini istiyorsan Ömer'in idare ettiği insanlar gibi olmaya çalış. Allah sana zulmetmeyecek. Sana hak ettiğini vermekten geri durmayacak. Mutlak sana onu verecektir. Hak ediyorsan verecektir. Hiç kimsenin hak ettiğinde hak ettiği kadar vermiyor ha. Birebir demiyor Allah. Senin o yaptığın amelle hak ettiğinin karşılığı değil bu. O amelindeki meyline karşılık sana onlarca katıyla bunu veriyor. Böyle bir verene, verenden istemezsen yuh olsun derler adama. Fırsatı kaçıran büyük aptal denilir insana değil mi? Ve her istediğinde de veren, hiç de yeter diyen değil, istedikçe vermekten zevk bulan, zevk duyan birisidir. Ya kendisine küfredene bile zaruri ihtiyacını vermekten geri durmamış bu. Rızkı kastediyor.
hiç inanana, kendisine inananı bundan mahrum eder mi? Ancak bizim günahlarımız onun bize takdir ettiği rızktan bizi mahrum edebilir. Sen onu seveceksin. Resulüne ittiba etmenle bunu gösterecektin. O seni mahrum etmez. Katiyetle mümkün değil. Evet, en güzel fakirlik kalbin sevdiğine olan fakirliğidir. Zenginlik de kalp zenginliğidir. Muhabbetullah'a kavuşma sevgisi de böyledir. Allah'a müştak olma, onu arzulama, ona kavuşmayı arzulama da muhabbetin özüdür. Ondan diyor ya, Allahümme habib ileyna likaek. Allah'ım bize sana kavuşmayı sevdir. Ne anlamda? Ölümü sevdir. Böyle bir şeyin hakikatine kavuşmuş insan ölümden korkmaz. Sahabenin birbiriyle yarışır şekilde en ön safta düşmanla karşı karşıya gelmeyi arzulaması nasıl bir anlam taşır? Bu ona kavuşmanın özlemidir. Ölümden korkuya yer yok burada. Çünkü ölüm ona kavuşmanın yoludur. Belki ölümden korkma hesap veremeyeceği şeylerin endişesinden kaynaklanır. Kavuşacağı şeyin sevgisi buna yer bırakmaz. Hatta hocam ayet diyor ya, kim Allah'a kavuşmak istiyorsa çokça salihamel işlesin. Tabii şirksiz. Tabii. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ اَحَدًا. Her kim Allah'a kavuşmayı istiyorsa, umut ediyorsa ona ortak koşmadığı ibadetler yapsın. Salih amelden maksat şirksiz ibadetlerdir. Onun tek koştuğu şart, az önce de zikrettiğimiz gibi, kulum bana dünya dolusu günahla da gelse, ben onu dünya dolusu mağfiretle karşılarım. Tek ki bana ortak koşmasın diyor. Tek ki bana ortak koşmasın diyor. Muhabbet, kelime-i tevhid, la ilahe illallah'ın muktezasıdır. Muhabbet, sevgi, Allah sevgisi, kelime-i tevhidin, la ilahe illallah'ın lazımıdır. Hani deriz ya bazen, ki doğru olan bir hadistir. Men kâle la ilahe illallah dehalel cenne. Her kim la ilahe illallah derse cennete girer. Bunu biz hem âm hem sınırsız mutlak kabul ediyoruz. Doğru, bu amdır ama mutlak değil, mukayyettir. Neden? La ilahe illallah'ın lazımı var. Ha, lazımlarından öte anlamını oturtamama var. Bunu hemen hemen 2-3 derste bir duyarsınız. Bu toplumdan kime la ilahe illallah'ın manası nedir diye sorsanız söyleyeceği söz nedir? Allah'tan başka ilah yoktur. Ama anlamadan. Neden anlamadığını anlıyor? Nasıl anlıyoruz? Eylemin de Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde. Ben Allah'tan başka Allah var demediysem diyor, şirk de koşmadım diyor. Bunu anlamadan. Geçmiş ümmetlerin hiçbirisi Allah'tan başka Allah vardır dedikleri için aşağı şirke düşmemiş. Allah'a eş benzer denkler edinmişler. Sorun bu. Haşa, Allah'tan başka yaratıcı var, Allah'tan başka razzak var, Allah'tan başka öldüren ve dirilten olduğuna inandıklarından değil, Allah sevgisiyle başkasının sevgisini karıştırdıklarındandır. Allah'a daha yakın olmak için evliyaları aracı edindiklerindendir. Allah Resulü bile aracı kabul etmiyor. Ha, Resul aracı nasıl aracı? Bize doğruları öğreterek aracı. Günahlarını affettirmek için değil, kızına diyor ki kendi paçanı kurtarmaya çalış, nefsini satın al. Yarın sana dahi benim faydam olmaz. Aracılığı burada değil, başka yerde. Bize öğrettiği bu dindedir. Ona ittiba bak aracılıktı. Ona ittiba edebildiğin kadar seni kurtulma vesilendir. Ama ona uymadan beni Resul sevgisi kurtarır, zor kurtarır.